Herkese selamlar arkadaşlar. Video sıktığına evet bazen biraz düşünüyorum ama çalıştığım için fazla da fırsat bulamıyorum. Şimdi dünden beri gündemde olan birkaç haber var, onlara değineceğiz. Özellikle Ömer Hoca gerçekten son zamanlarda gündemden düşmüyor hem yaptığı açıklamalarla. 2-3 tane zaten Hürriyet olsun, foto maçı olsun özel haberler veriyor. Onun dışında diğer takımların transfer gündeminde de yer alıyor. Yani teknik direktör araçlarını sürdüren takımların arasında da gündemde ismi çıkıyor. Ben bu konuyla ilgili aslında bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü ortada gerçekten bir yanlış bir kirli kalabalık var. Bilgi kirliliği var. Buna değinmek istiyorum. Şimdi Ömer Erdoğan'ın şu an ilk bir şekilde başka bir kulüple görüştüğü, teknik direktörlük için görüştüğü gibi bir haber yok. Öyle bir somut gelişme de yok, onu da söyleyelim. Ömer Hoca Hatay Spor'un teknik direktörüdür ve sezon sonuna kadar da öyle olacaktır. Şimdi dün ben paylaştığım bir tweette aslında bir Bursa Spor alıntısı da oldu, ona da bir değinmek istiyorum ben. Olayın hiçbir şekilde Bursa Spor'la alakası yok. Zaten Bursa Sporlu taraftarın Ömer Hoca'yı çok sevdiği için yaptığı veya oluşturduğu bir gündem. Hani o benim için gerçekten önemli değil ki, zaten Ömer Hoca'nın böyle bir planlaması da yok. Dün gerçekten de farklı bir şekilde baktığım zaman gündeme Fenerbahçe'yle anıldığını duydum hocanın. Hani Fenerbahçe'nin istediği Ali Koç'un bir şekilde bir girişimde bulunduğuna dair haberler okudum. Aslında açıkçası biraz şaşırdım çünkü Ömer Hoca'nın böyle bir niyeti kesinlikle yok, onu söyleyelim ha. Sezon sonunda ne olur ne biter onu bilmiyoruz ama şu an itibariyle Ömer Hoca'nın kariyer planlamasında Hatay Spor var. Hatay Spor'la uzun vadeli bir başarı hedeflemek istiyor hoca. Onun dışında eğer zaten kendisi de açıkladı, hani bir gün zaten ayrılık olacak dedi. İllaki bu kulüpten ayrılacağım dedi. Çünkü hoca çok genç bir hoca. Gerçekten de şu ana kadar kendini kanıtlamış bir hoca ve son zamanlarda da birçok takımla anılmış bir hoca ve Avrupa'dan da herkesin ilgi duyduğu bir hoca. Bazı takımların özellikle bayağı bir ilgisi var. Alman kökenli takımların, Hollanda kökenli takımların. Hani bunların hepsi bazı takımlar hocayla ilgileniyor, düşünüyor. Zaten bu da çok normal. Çünkü bu yaşta bu kadar yeni başladığınız bir teknik direktörlük kariyerinde kısa vadede bu kadar önemli başarılara imza atmak bence de çok önemli. Hoca tabii ki de gözler önünde tutuluyor, elle de tutuluyor. Oynattığı futbolla, izlettirdiği futbolla, taktikle, disiplinle gösterdiği oyunla gerçekten çok da normal hani bu diğer takımların gündeminde olması ama böyle bir şey olmadığını söyleyelim. Şu an için net bir şey yok çünkü hocanın birinci tercihi de eğer Hatay Spor'dan ayrılmaya tamamen karar verirse birinci tercihi İstanbul değil. İstanbul takımları değil ve Türkiye takımları da değil. Hoca Avrupa'ya gitmek istiyor, erkenden kendini Avrupa'ya atmak istiyor. Hani bunlar da zaten birebir konuştuğumuz şeyler. Yani bunu da söyleyelim. Hani bu kulaktan duyma bilgiler değil. Hocanın bizzat kendi düşüncesi. Eğer Hatay Spor'la yolları tamamen ayrılmayı düşünürse hocam, bu İstanbul takımları olmayacak, Türkiye'den X bir takım da olmayacak. Hoca direkt kendini bu genç yaşında direkt Avrupa'ya atmak isteyecek. Böyle istemesi de çok normal. Zaten Alman ekolünden yetişen bir hoca kendisi. Hani her zaman Avrupa hedefi olan, her zaman Avrupa hayali olan bir hoca. Böyle bir başarı yakaladı Hatay Spor'da. Gerçekten takdir edilisi bir başarı. Bunun da devamının gelmesi için ya Hatay Spor'da kalır. Zaten bu sezon sonuna kadar kesinlikle Hatay Spor'da. Hani Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'yı gönderip yerine Ömer Hoca'yı alma gibi bir düşüncesi olabilir. Böyle bir düşünceleri olabilir ama Ömer Hoca'nın şu an itibariyle Fenerbahçe'ye gideyim, onları yöneteyim gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Sezon sonuna kadar Hatay Spor'da kalacağına adım kadar da eminim. Hani bütün transferler, bütün yatırımlar Ömer Hoca üzerinde yapılırken ve Ömer Hoca zaten bunu isterken, hani Hatay Spor'u bu kadar eminerlerde tutmayı isterken bir şekilde bu ayrılık hem etik olarak kendisi için yakışmaz ki zaten böyle bir şey düşünmüyor. Diğer anlamda da sözleşmesi olan bir hoca. Bu sezon başında yeni bir sözleşme imzalamış bir hoca. Şu an böyle bir ihtimal, böyle bir düşünce, böyle bir girişim yok. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ömer Hoca tekrar da diyorum, eğer Hatay Spor'dan ayrılmaya karar verirse gideceği yer Avrupa olacaktır. Böyle bir düşüncesi var. Geçen haftada yaptığı röportajlarda İstanbul takımlarının yönetmeni zaten çok zor olduğunu söyledi hoca. Hani İstanbul takımlarının çok bir şeyler beklediği, taraftarların bir kesiminin hatta birçok kısmının memnun olmadığını ve
zaten Avrupa'da bir futbol takımı yönetmek istediğini söyledi hoca. Hani bunlar bizzat hocanın düşünceleri. O yüzden böyle bir girişim, böyle bir durum söz konusu değil. Onu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir de şimdi son maçta Ruben Ribeiro'nun gördüğü bir kırmızı kart var. Gerçekten de sezon başından beri Ruben bizim 12. adamımız diyebiliriz. Bir ilk 11'de oynayan bir adam. Bir de ayrıca ekstra performansla 12. 13. adamımız da diyebiliriz onun için. Geriden çıkarttığı toplar, birebir de yaptığı adam eksiltmeler, önde aldığı sorumluluk, geride aldığı sorumluluk gerçekten çok değerli. Yani orta sahadaki bu 3, Traore'yi de son 3 haftada sayarsak, Traore, Mehdi Bucciama, bunların eksikliğini kapatan bir oyuncu. 3 kişilik oynuyor orada, 4 kişilik oynuyor. Aradan alıp top çıkartıyor. Yani zaten Ruben Ribeiro'nun bu sezon neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Sivas Spor maçıyla gerçekten tatsız bir an yaşadı Ruben Ribeiro. 52. dakikada bir kırmızı kart gördü. İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yani bir yaklaşık 2-3 maç. Çünkü çıkarken diğer hocayı da alkışladı yan hakeme. Hani onunla ilgili de bir yaptırım uygulanabilir, onu da söyleyelim. Hani Ruben Ribeiro'nun en az 3 maç olmadığını varsayarsak, önümüzde bir Başakşehir maçı var, çok önemli. Burada Ruben Ribeiro oynayamayacak. Sonra Altay, sonra Konyaspor. Yani bunların hepsi gerçekten çok zor maçlar. Belki de bu 3 maçtan da Ruben Ribeiro'da yararlanamayacağız. Buna göre bir teknik, buna göre bir taktik belirlememiz gerekiyor. Bu teknik ve taktik nasıl olur? Bana da hafta içinde özellikle Sivas Spor maçında Ruben kırmızı kart gördükten sonra çok soruldu. Hani Ruben oynamazsa kim oynar, nasıl bir değişiklik olur? Şimdi zaten fazla bir rotasyon şansımız yok. Onur'un sakatlığı hemen hemen bitmiş olsa bile düz koşular haricinde hiçbir şekilde farklı şeyler yapamıyor. Çünkü daha bir ritim bulamamış, daha yeni bir uzun sakatlıktan atlatılmış bir oyuncuyu direkt ilk 11'e monte etmeniz ve bu seviyede monte etmeniz gerçekten de oyuncuyu tekrardan intihar yaşayacağına sürükleyebilir. Tekrardan yaşayacağı bir sakatlıkla çok farklı şeyler yaşayabilir. O yüzden Onur'u hiçbir şekilde Ruben'in yerine yazamıyoruz. Orada nasıl bir değişiklik olabilir? Emre'yi 10 numaraya çekip 6 numaranı yine işte Mehdi Bucciama yaparsın veya 8 yaparsın. Oraya bir Traore eklersin. Üçlüyü öyle oluşturursun. Veya Mehdi Bucciama'nın eski zamanlarda oynadığı 10 numara bölgesinden yararlanırsın. Mehdi Bucciama'yı ona atarsın. 8'e Emre'ye, 6-8 numarasında Traore'ye atarsın. Bir diğer ihtimal, Traore'yi orada oynatmak istemiyorsan 8'de, 10'da kalmasını istiyorsan Traore yine 10'da kalır. Mehdi Bucciama'nın yanına bir Saki eklenir. Ben Başakşehir maçının da kendi ön sezimi söyleyeyim. Saki'nin oynayacağını düşünüyorum. Ben bir anda böyle Emre'yi oraya atmasını, Adama'yı 8'e çekip veya işte Mehdi Bucciama'yı 10 numara atmasını beklemiyorum hocadan. Başakşehir maçında orta saha kurgum benim. Adama Traore, Mehdi Bucciama ve Isaac Saki olacak gibi duruyor. Bu aldığım herhangi bir bilgi değil. Sadece benim tahminimce. Orada ben Saki'nin oynayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de hazırlıklar devam edecek hoca. Antrenman metotlarında orada her oyuncuyu deneyecektir. O zaman da bizim bilgimiz olduğu zaman, yani benim bilgim olduğu zaman zaten bunu da aktarırım Twitter üzerinden. Ama benim tahminimce Başakşehir'de orta saha kurgusu Traore, Mehdi Bucciama ve Isaac Saki olur. Onun dışında ben bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi bir antrenmanlara bakmamız lazım. Hoca orada kimi oynatacak, Ruben'in yerine kimi uygun görecek. Onu da zaten bize bilgisi geldiği zaman biz her türlü paylaşmayı düşünüyoruz. Zaten söylerim ben Twitter üzerinden. Şimdilik bu iki günden bu kadar. Yani Ömer Hoca gerçekten çok gündeme geldiği için bir açıklama yapmak istedim ki zaten dün yaptığım açıklamada biraz yanlış anlaşıldı. Bursa Spor cephesinden bir olay olduğu anlaşıldı ama öyle bir durum yok. Fenerbahçe üzerinden bir şey olduğu için gündeme geldi. Onun dışında hiçbir şekilde gündem maddesini sarsacak veya daha soru işareti bırakacak bir durum yok. Hani bunun da bilgisini vermiş olalım. Durum böyle devam ettiği sürece bilgi vermeye, aktarmaya devam edeceğim. Mehdi Bucciama, işte Ruben durumu da, Ruben Ribeiro'nun durumu da maça daha yakın bir sürede belli olur. Ama şimdilik ben orada Saki'nin oynayacağını düşünüyorum. Yine antrenman metotlarına göre bilgi aldığımız zaman aktarırız. Teşekkür ediyorum eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz, bilgi edindiyseniz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi seyirler.